Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Şerhul Mughni kitabımızın harf kısmından huruf-i şartı olan 3 tane harf demiştik. İn, lev, bir de emma. Ve bu harf-i şartların bir fiil-i şartı olduğu gibi ceza-i şartı da vardır. Eğer huruf-i şart ceza-i şartta tesir etmişse, etki yapmışsa, manasını diyelim değiştirmişse, örneğin madidir, ne yapmış, müstakbele çevirmişse, o manasını etkilemesi bizim için bir belirti olur onun ceza-i şart olduğuna. Evet. Artık orada fa'nın gelişi olmaz. Lafzan madi olup da müstakbel yapılan ceza-ı şart var. Bir de manen madi olan ceza-ı şart, harf-i şart münasebetiyle vasıtasıyla müstakbelleştiriliyor. Evet. Hani dedik ya, lem tedhulin nare, in eslemte lem tedhulin nare. Orada lem tedhulu fiili müdara müstakbel için, hal içindir. O lem geldiğinde onu neye çevirmiş? Madiye çevirmiş. Lem tedhul yine müdaratır ama manen madidir. Lafzan müdara, manen madidir. Bu sefer en geldi, o manen madi olan fiili bu sefer yine müstakbelledi. Yani manasını ileriye attı. Müstakbele getirdi. Burada demek tesir yapmış. Yapmış işte. Madidir manen. Manasını yine lafzi müdara olduğu gibi manasını da müstakbel yaptı. Manasını müstakbel yaptı. Demek huruf-i şart etki yapmış. Yaptıysa artık fa ne gelecek? Kavluhu. Bu sefer ceza-ı şartın müdara olmasını onu anlatacak. قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ الْجَزَاءُ مُدَارِعًا مُسْبَتًا اَوْ مَنْفِيًّا بِلَا ceza-ı şart müdara ise müsbet bir müdara yani edat-i nefi mefi yoksa اَوْ مَنْفِيًّا بِلَا yahut da la ile menfi ise جَازَ دُخُولُ الْفَاءِ وَتَرْكُهُ o zaman fa'nın gelişi de caizdir, fa'nın terki de caizdir. Yani fa'sız gelmesi de caizdir. Diyor bu kavl, kavluhu ve in kana el ceza mudari'an misbeten matının mughni sahabenin bu sözü işaretun ila'l kısmı sani. Fa'nın durumu üç durum var dedik ya. Mümtena, caiz, bir de vacip. İşte caiz kısmına işaret ediyor. Fa'nın gelişinin caiz olduğu yerler. Yani fa gelebilir, gelmeyebilir. Evet. İşaretun il kısmı sani, ikinci kısım. Fa'nın ikinci durumu yani. Ve huve, o ikinci durum, ennehu. Şenu hal iza ihtemale ta'siru harfi şart fi'l cezai. Harfi şartın cezada tesiri yani manasının değiştirmesi muhtemilse ve adam tesirihi fihi ve adam tesir fihi ceza-i şartta huruf-i şartın adam tesiri muhtemilse yani tesir yapmış olabilir,
yapmamış olabiliyor bir durumsa, ey ve inkanel cezau mudari'en müsbeten, eğer mudari ve müsbetse cezau şart, mudari ve müsbetse caze duhulul fay alel cezai. Nahu in tükrimni fe ükrimuke. İn tükrimni fe ükrimuke. Niye fe ükrimuke diyoruz? Merfu okuyoruz. Demek fe ükrimuke muhatap, şey mütekellim. Fe ükrimuke dediğinde biz neyi anlarız? Demek burada bir mübteda mukadderdir. Ükrimu onun haberidir. O zaman demek in burada etki yapmamış. Yapmadığı için de ne yapıyoruz? O ükrimuyi mukadder bir mübtedaya haber yapıyoruz. Fe ükrimuke yani fe ene ükrimuke. Caze duhul fe alel cezai dedik. Niye caizdir? Min haysu innehu cu'ile habere mübtedein mahzufin. Çünkü bu fe ükrimuke mahzuf bir mübtedaya haber yapılmış. Ey fe ene ükrimuke. Fe ene ükrimuke ise demek bu in ne lafzı ekrem ükrimde, ükrimude amel yapmış, etki, tesir yapmış, ne de manasında bir tesir yapmış. Ondan dolayı artık fa getiriyor, getirmiş mütekellim. Yani ne manen ne lafzan in-i şartiyeye bir tesir, bir etki vermemiş mütekellim. Mütekellim vermemiş. Vermediği için o zaman ükrimuke demesi doğrudur. Demek ükrimuke mahzub bir mübtedaya haber yapmış. Feyhine izin ükrimuke dendiğinde lem yeessir harfi şartı fil cezai. Demek orada harfi şart ceza-ı şartta bir tesir yapmamış, bir etkisi yoktur. Demek madem etkisi yoksa, etkisi olsaydı o etkisi elimizde bir araç olacaktı onun ceza-ı şart olduğuna dair. Etki olmadığına göre o zaman fayı getirelim bari bize ceza-ı şartı göstersin. Evet. Ve cazet terkü duhulil fai alel cezai. Fayı getirmeye de biliriz. Nahu in tükrimni ükrimke. Ükrimke. Mütekellim ükrim okudu. Bu sefer ükrimu okumadı. Fali okumadı. Peki niye cazet terkü duhulil fai burada fasız gelmiş? Min haysu innehu lem yuc'al habere mübtedein mahzufin. Çünkü burada ükrim artık mahzuf bir mübtedaya haber yapılmamış. Yapılmadığı için de etki yapmış demek. Yani etkiyi vererek haber yapmamışız. Tesir vererek ne? Orada tesir etmesine haber, ceza-ı şartı tesir etmesine imkan vermişiz. Bu sefer fasız gelecek. O etkisi bizim için delil olur. Bu ceza-ı şarttır. Bel cu'ile cevabe şartı. Belki orada ükrim cevabı şart kılınmış. Haber kılınmamış. Eğer haber kılınsaydı cümle olarak ceza-ı şart olacaktı. Mübteda haberiyle birlikte. Bel cu'ile cevabe şartı. Fahine izin. O zaman demek essere harfi şartı fil cezai. O zaman demek harfi şart ceza-ı şartta ne yapmış? Etki yapmış, onu meczum yapmış. Ve huve evla. Zaten amel etmesi, tesir yapması da daha evladır. Madem amildir, bir maniate yoktur. Niye biz amel vermeyelim? Verelim. Liennehu la yestelzimu hasfen. Niye evladır? Yani ükrim okumamız niye evladır? Hani fe ükrimuke de vardı ya. Merfu okuduğumuzda haber yapıyorduk mahzuf bir mübtedaya. Ama ükrimke daha evladır. Neye? Liennehu la yestelzimu hasfen. Biz ükrimke okuduğumuzda direkt ene şartiyeye ceza şartı yapıyoruz. Herhangi bir mahzuf falan şubu burada bulunmuyor. Zaten asıl kelamlarda da adem hazıftır. Kelamlarda, konuşmalarda asil olan, önemli olan, öncelikli olan
kelamda hasfın olmaması, herhangi bir şeyin, bir kelimenin, bir mu'arabın hazif olunmaması. Meczum okuduğumuzda artık direkt cevabı şart yapıyoruz. Yani mübteda mahzuftur, şu bu lazım gelmez. Evet. لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ حَسْفًا وَاِنْ كَانَ مُدَارِعًا مَنْفِيًّا. Hani dedik ya, harfi fa'nın gelişi caizdir. Yani gelebilir, gelmeyebilir. Nerede mudari' müsbetse, bir de orada menfiye bile varsa, o zaman da caizdir. Yani tevil yaparak meczum da okuyabiliriz. O ne yapabiliriz? Merfu'te okuyabiliriz. Evet. Ve in kana mudari'an menfiyen bila caza duhulul fay alel cezai. O zaman ceza-ı şartla birlikte fa'nın gelişi, duhulü caizdir. Ne zaman caizdir? İncu ile la li nefyil cinsi. Eğer la-i nefyi cins olursa. La-i nefyi cins oldu mudu? Bu sefer mudari'imizi ne yapıyoruz? Merfu okuyoruz. İne bir tesir vermiyoruz. Peki la ehinuke? İn tükrimni fe ene la ehinuke. Hiçbir zaman ihanet yapmam sana. Hiçbir ihanetin hiçbir tanesini, hiçbir çeşitini de yapmam sana. İz, burada niye fela fa'yı getiriyoruz? İzlem yekun li harfi şartı tesirun fil cezai. Çünkü harfi şart için ceza-ı şartta bir etkisi söz konusu değil. Hine izin, ne zaman? La-i nefye hükme cinsle birlikte olduğunda. Nahu in tükrimli fela ühinüke dedik ya. Ve cazet terkü duhulil fa'i. Ondan dolayı demek fa'i getirmişiz. Ve cazet terkü duhulil fa'i alel cezai. Fasız getirişimiz de olabilir. İncu ile la li mücerredin nefye. Nefye cins mins değil. Nahu in tükrimni la ühinke. Eğer bana ikram edersen sana ihanet yapmam. Küçük seni küçük görmem. Evet. İskane li harfi şartı tesirun fil cezai. Burada ühin meczum okuyoruz. Lafzan meczumdur. Demek ceza-ı şartta bir tesiri vardır harfi şartın. Evet. Hine izin eğer la li mücerredin nefi ise. Li mücerredin nefi ise o zaman demek en şartiye tesir yapıyor. Nahu in tükrimni la ühinke. Evet. İskane li harfi şartı tesirun fil cezai ühin hine izin. Ve huve ce'luhu lil istikbali. Hal ve istikbal için olan o mudara bu sefer ne yapmış? Müstakbellemiş. Onu müstakbele taksis etmiş. Haldan koparmış. Onu haldan kopardığı için biliyorsunuz mudara hem hal hem istikbale oluyor. Sadece nefi için olan ola herhangi bir taksis maksiz yapmaz. Evet. Tesir olduğu için artık biz orada fa'yı getirmeyiz. Dersimiz burada son bulsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.